Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir haberle birlikte karşınızdayım. Call of Duty ile ilgili ne oldu? Ara güncelleme geldi. Bir sürü güzel haber var. Özellikle Türkler için, bizler için çok güzel haberler var. Peki onlara geçmeden önce ne kadar indirmemiz gerekiyor ona bakalım hemen. Bu güncelleme ile PlayStation 4'ü 10 GB Xbox'a 14 ve PC için 17 GB bir indirme yapmamız gerekecek. Tabi multiplayer'ınız yoksa işiniz daha rahat, PC'de 11 GB indirmeniz yeterli olacak. Arka sıradan 6 GB'a gerek kalmayacak. Peki neler geldi? Haydi gelin şimdi teker teker birlikte inceleyelim. Öncelikle playlist'te 6 tane seçeneğimiz var. Solo, Duo, Trio, Quad, Plunder zaten bildiğimiz şeyler. Ama farklı bir modumuz daha var. Kingslayer Trios. Ne mi bu Kingslayer Trios? Daha önceden Rumble modunu hatırlıyorsunuz değil mi? Hani küçük bir alan belirleniyordu, karşılıklı iki takım kapışıyordu. Genelde de herkes sniper oluyordu, sniper pususu oluyordu bu. Hani çok fazla bir anlamı yoktu sniper kasmanın dışında. Bu sefer birazcık daha farklı. Daha çok takım var. Aynı Deathmatch gibi düşünebilirsiniz. Adam öldürmek hanenize puan ekliyor arkadaşlar bu oyunda. Ve aldığınız puanlarla sıralamada ilk 5'teyseniz King olarak, yani kral olarak belirleniyorsunuz. Hani Plunder'da en fazla parayı toplayanlar işaretleniyordu ya. Bunda da aynı mantık puanınıza göre belirleniyor. Ona göre düşünebilirsiniz. Eğer kral öldürürseniz de ekstradan puan ve bedava killstreak elde edebiliyorsunuz. Vallahi arada sırada ısınmak için, eğlenmek için girilebilir ama çok da amuşan bir mod değil bence. Oynanışı etkileyecek hatalar arasında ise en önemlilerden bir tanesi Self Revive ile ilgili olan bak hata arkadaşlar. Bilmiyorum başınıza geldi mi, aldığınızda kullanamıyordunuz, üstünüzde olmasa bile gözükmüyor aşağıda sol alt tarafta, satın almaya çalışıyorsunuz, you already have this item diyor. Ondan sonra tamam benim üstümde zaten varmış deyip kullanmaya çalışıyorsunuz, hop geberip gidiyorsunuz, kullanamıyorsunuz, hiçbir anlamı olmuyordu. Saçma salak bir hata vardı Self Revive ile ilgili. Sonunda bunu fark edip düzeltmişler. Diğer sinir bozucu hata ise durduk yere paraşüt açmasıydı. Hani koşturuyorsunuz. 10 santimlik yerden aşağıya adım attığınızda fış diye arkanızdan paraşüt sesi çıkıyordu. Daha sonrasında da bu rushladığınız ya da gizli gizli gitmeye çalıştığınız bir yere hop tüm etrafınızdaki herkese ses veriyordunuz. Sinir bozucu bir hataydı. Sonunda sezonlardır devam eden bu hatayı fark edip düzeltmişler. Umarım her noktada bu hata giderilmiştir. Bir daha yaşamayız. Oynanışı etkileyen diğer önemli bir hata ise bazı çakallar Stopping Power'ı sınırsız kullanma yolunu bulmuş. Stopping Power neydi? Silahı güçlendiriyordu. Ekstradan böyle vuruyordunuz Stopping Power'la. İki tane aynı silahtan kullandığınızda, diyelim bir elinizde MP5 var, diğer elinizde MP5 aldığınızda, aynısını aldığınızda nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ama Stopping Power sınırsız hale geliyormuş. Yani biraz bokunu çıkarmışlar herhalde. Exploit'in. Bunu da keşfetmişler, bulmuşlar, anında silmişler. Çok iyi olmuş. Abi yok sınırsız Stopping Power'la boku çıkardı. Bir de güncelleştirmeler var. Daha stabilizasyon olmuş. Daha PC için daha performans çalış yapmış falan. İnanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Çünkü her sezon, her güncelleme, ara güncellemede bence bunu alıyorlar. Aynı cümleyi hop tümünü seç, kopyala, yapıştır. Tamam, bitti. Oo tamam. Stabilizasyon yaptık. Performans güncelledik. Tertemiz. Gerçi bir şeyi düzeltmişler ki bunda bence iyi yapmışlar. Benim gibi kenarlıksız ekran seçeneği kullananlarda render seçeneği normal ekrandan daha yüksek oluyordu. Normale seçmek için 60'a düşürmen gerekiyordu. Full screen alman falan filan uğraştırıyordu. Sonunda bunu fark edip düzeltmişler. Artık 100 render resolution ile kendi ekran çözünürlüğümüzdü elde edebileceğiz. Ya daha yaptıkları da birçok düzeltme, güncelleme var ama böyle oynanışı etkileyecek şeyler değil. Yok 7 tane UAV yazıyormuş orada da o aslında personal radar olması gerekiyormuş falan filan. Çok çok önemli şeyler değil. Esas oynanışı etkileyecek şeyler bunlar arkadaşlar. Ama yine de çok merak ediyorsanız aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Tüm güncelleme notlarını oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. E tabi bu hepsi bu değil tabi bu güncellemenin. Bizi ilgilendiren neydi en başta söylemiştim. Arkadaşlar Türk bayrağını sonunda eklemişler. En iyi diyorsa as bayrakları. As. Öyleyse herkes büyük ihtimalle hemen Türk bayrağı seçecek. Çat diye yapıştıracağız oraya. Oo Türk öldürdü sizi, Türk öldürdü diye. Dolaşacak mıyız? Size kalmış. Neyse arkadaşlar bu güncelleme de bu kadar. Bir an önce açın başlatın ki akşam yoğunluğuna kalmayın. Ben de bu videoyu hemen hazırlayıp 30 dakika 1 saat artık internet hızına göre hemen paylaşacağım. Bir an önce haberiniz olsun diye hızlıca yapmaya çalışıyorum.
hemen başlatın. Akşam yoğunluğunda çünkü biliyorsunuz 300 kilobaytlara kadar düşebiliyor. Eğer öyle bir problemde yaşarsanız bununla ilgili nasıl çözebileceğinizle ilgili daha önce video hazırlamıştım. Onu da yine aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Umarım yaşamazsınız. Umarım o videoyu açmak zorunda kalmazsınız. Hızlı hızlı indirip bitirirsiniz diyelim. Ne diyelim? Yeni güncelleme hepimize hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.